Türkiye'de tarımda maliyetlerin artmasında önemli faktörlerin başında miras hukuku ve bölünmüş tarım arazileri geldiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, Aydın'da bunun ülke ortalamalarının da üstünde olduğunu hatırlattı. Köksal, son yıllarda bu olumsuzluğun giderilmesi için yasalar çıktığını, arazi toplulaştırmalarının yapıldığını, fakat yine de Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğumuzu, gelişmiş ülkelerde kesinlikle bölünmüş arazi sorunu yaşanmadığını ifade etti. Bölünmüş arazilerde en karlı tarımın seracılık olduğunu dile getiren Köksal, Aydın'da bu yönde talep olduğunu fakat örtü altı tarımda istenilen seviyede olmadığımızı hatırlattı. Köksal, önümüzdeki günlerde Aydınlı çiftçilere süs bitkileri üretimi konusunda eğitimler vereceklerini de açıkladı. Diyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Aydın'da özellikle sulama potansiyeli olan sulanabilir yerlerin tamamını toplaştıracağız. Yani bu toplaştırma şeyini yapacağız. O konuda çünkü ciddi çalışmalarımız ve projelerimiz hem devam eden projelerimiz var hem de planladığımız yeni şeye girecek projelerimiz var. Şimdi parçalı dedik. Parçalı arazilerde en ekonomik, en karlı yatırım seracılıktır. Ve hayvancılık. Şimdi dolayısıyla biz bu parçalı arazilerde sera yaparsak birim alandan, birim şeyden daha yüksek derecede kar ederiz. Bu seracılıkta sebze yetiştirebiliriz, süs bitkileri yetiştirebiliriz. Süs bitkileriyle alakalı da inşallah önümüzdeki günlerde bir toplantı tertip edeceğiz. Yani süs bitkileri nasıl yetiştiriliyor, ne yapılıyor? Seracılık konusunda, yani örtü altı yetiştiriciliği konusunda son yıllarda bir gayret var, bir talep var ama arzu ettiğimiz seviyede değil. Biraz önce de söyledik, iklimimiz var, güneşimiz var, toprağımız var, bilgi birikimimiz var. Yatırımcı ve müteşebbis noktasında bir şeyimiz var. Özellikle küçük arazilerimizin örtü altı yetiştiriciliği ile yüksek gelirler elde edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca yine meyvecilik bizde çok yaygın. Yani aydınımız çok bereketli. Gerçekten çok bolluk içerisinde yaşıyoruz. Burada sadece örtü altı sebzede ve süs bitkilerinde değil, meyvecilikte de örtü altı biliyorsunuz yaygınlaşıyor son yıllarda. Bu ilimizde de meyvecilik çok yaygın. Yaygın olan bölgelerde örtü altına almak suretiyle 15 gün, 20 gün erkencilik sağlamak ve bunları şu anda daha az kar eden ürünleri daha bol kazanca çevirme imkanımız var. Bu konuda dediğim gibi bilgiye ihtiyacı olan, bu konuda şey olan, biz bunların yayımını dediğim gibi çok sık yapıyoruz. Arkadaşlarım il ve ilçe merkezlerinde son bir aydır düzenli olarak köylerimizi, ondan sonra kasabalarımızı ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımızla hem sohbet ediyorlar, hem onların dertlerini dinliyorlar, hem de talep noktasında teknik bilgiler ve mevzuat bilgileri konusunda görüşüyorlar. Bizler de bu konuda dediğim gibi her zaman bütün vatandaşlarımızın tarımsal konularda, hepsinde, tarım çünkü gerçekten çok geniş bir yelpazede. Yani biz diyoruz ki denizdeki balıktan havadaki kuşa kadar hepsi bizim sorumluluğumuzda. Biz insanlarımızın %100'üne hitap ediyoruz. %100'üne hizmet ediyoruz. Yani Tarım Bakanlığı belki eskiden işte sadece kırsal kesime hitap eden, çiftçiyle muhatap olan, sadece o konuda bilgi ve birikim üreten, bunlara hizmet noktasında olan bir bakanlıkken, bu gıda yasasının, işte toprak yasasının vesairenin, yani MERE kanunu, hepsinin, bunların son yıllardaki mevzuat düzenlemeleriyle beraber biz şu anda bütün A'dan Z'ye bir bebeğin mamasından, dediğim gibi bir balık çiftliğinden aklınıza ne geliyorsa biz hepsinin sorumlusuyuz. Onlarla ilgili bir görevimiz, bir sorumluluğumuz, bir şeyimiz var.